Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ofiste kim hangi telefonu kullanıyor videosuna bakıyoruz. Yaklaşık 3-3,5 sene olmuştu arkadaşlar böyle video çekeli. Tabii ki de devir değişti, teknolojiler gelişti, herkes başka telefonlara geçti. Gelin bakalım insanlar neler kullanıyor bir görelim. Başlıyorum abi. Direkt bende bir tane iPhone 10S var. Arkadaşlar 10S Plus'ı tercih etmedim abi çünkü o biraz geniş böyle. Bana daha küçük bir telefon lazım daha rahat kullanabilmek için. Bir diğer gerekçesi de tabii sözüm meclisten dışarı, bu tamamen benim kişisel görüşüm abi. Herhangi bir telefonda bu zamana kadar iPhone'daki kamera performansını göremedim. Hani böyle değişik modlar buluyorlar, hani pro modlar falanlar planlar var. Onlarla da çok uğraşmayı kuracağımı sevmiyorum. Sen direkt ben açayım çekeyim istiyorsun. Açayım çekeyimciyim abi. Aynen, o yüzden uzunca bir süredir de iOS telefon kullandığım için bir süre Note 9 denedim. Yıldızımız barışmadı. O yüzden tekrar iPhone 10S'e geçiş yaptım. Tebrik ediyoruz Çağdaş. O zaman ben de hızlıca özetleyeyim arkadaşlar. Belediye meclisi. Ofise geçelim. Şimdi arkadaşlar bir cebimde P20 Pro var. Günlük bunu kullanıyorum arkadaşlar. Fotoğraf falan çekmek için bu cihazda. Hattım takılı değil, ancak burada da Samsung Galaxy S10 Plus var arkadaşlar. Bu telefonda da hattım takılı. Şimdilik bunları kullanıyorum. Ancak benim telefon kullanma alışkanlığım maalesef böyle değil. Çünkü işimiz gereği birçok telefon gidip geldiği için sim kartım sürekli farklı telefonlara takılıyor. Sürekli denemek zorundayım. Yani sabit bir telefonum yok. Güncel olarak bu aylık kullandığım telefonlar bunlar diyebilirim. Şanslısın yani. Buna şans denebilirim bilmiyorum. Sabit telefonum yok oğlum benim. Ofise şimdi geçelim. Hadi ofisimize ulaşalım. Şanslısın. Sıra Onur'a geldi. Onurcuğum sorumuz çok basit. Hangi telefonu kullanıyorsun, neden? Ben Note 4 kullanıyorum. Abi şu an iki tane telefon kullanıyorum. Biri şirket telefonu, S9 Plus mıydı? Plus. Bir de şahsi olarak iPhone X. Neden bu telefonları tercih ettin? Abi zaten bu şirket telefonuydu. Direkt bunu kullanmaya başladım. Şahsi olarak da iPhone X'i kullanıyorum bir sene. iPhone X'i de geçen sene aldım. Hani o zaman uygun geldi. Hakikaten de pişman etmedi beni. O zamana kadar takır takır kullanıyorum. Peki X'ini de kullanıyorsun aktif. Hangisi daha çok hoşuna gidiyor? iPhone X. Neden? Abi akış olarak Samsung'a göre bence daha iyi. Güle güle kullan kardeşim. Eyvallah abi, sağ ol. Şimdi Eser'cim sorumuzu duydun zaten Onur'dan. Sebep sonuç ilişkisini bekliyoruz. Bu arada Eser'i tanıyorsunuz. Baş editörümüz kendisi. Ya öyle editör ya. Başı. Bu da olmadı. Ben LG G2 kullanıyorum arkadaşlar. Aynen G2. Eser'cim buyur. iPhone 7 Plus kullanıyorum ben. 128 GB Jet Black. 128 GB'ı vurguladın orada. Tabii vurguladım. Çünkü fotoğrafları falan yüklemek için ayrıca bir bulut falan kullanmıyorum. Direkt iCloud'a hepsini... güvenmiyorsun. Yok. Ya yani güvenmediğinden değil, hani uğraşmıyorum. Yetsin diye biraz daha yüksek aldım. Memnunsun. Tabii ki memnunum yani. Eyvallah, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Levent abinin yanındayız. Levent abimiz reklam işlerine bakıyor arkadaşlar. Şirketimizin kendisine sorumuzu yönlendiriyoruz. Nescafe dekor mu burada? Onu soralım. Hangi telefon neden? iPhone 7 iOS işletim sisteminden dolayı daha stabil olduğu için Android deneyimine göre daha memnun kaldım iOS'tan. O yüzden devam ediyorum. Yani Android'e şans verdim, olmadı mı diyorsun? Olmadı. Özellikle G3 kullanmıştım. Biraz da kötü bir şanstı. LG G3 kullanıyorum. Abi çok değişti ama ya. Evet çok değişti ama şu an değiştirme ihtiyacı duymuyorum. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi ablamızın yanındayız. Ablacığım sorumuz şu: hangi telefonu kullanıyorsun, neden? Samsung Galaxy Grand Prime kullanıyorum. Şöyle. Memnun musun abla? Hiç değilim. Neden abla peki? Yani o an için mecbur kaldım, bunu aldım. Sadece ekonomik de alma sebebim iğrenç. Ablacığım memnun değilsen o zaman biz sana çok yakın zamanda güzel bir şeyler ayarlıyoruz hızlıca. Video... İnanıyor musun? Gözlerim parlıyor, inanıyor. Çok az kaldı abla. O zaman biz devam ediyoruz videoya. O zaman videoya like. Bekliyoruz. Şimdi Kudret sorumuz çok basit. Zaten daha önce sormuştuk sana bunu. Hangi telefonu kullanıyorsun, neden? Daha önce sorduğunuzda Android kullanıyordum. Tabii ki Nexus 5. Tabii ki. Yani işimiz gücümüz Android. Çünkü şimdi iPhone 7 kullanıyorum. Daha çok test için falan böyle cihaz değiştiriyoruz. Android'de olmuyor mu test? Yeri geliyor onu kullanıyoruz ben ama darlıyor. Yani bu aralar test ettiğimiz ürünler genelde iOS için olduğu için 6-7 aydan beri iPhone 7 kullanıyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz o zaman. Şimdi Fatih'im hangi telefonu kullanıyorsun, abi, neden? iPhone 7 kullanıyorum. Ben de daha öncesinde Kudret abi gibi Nexus 5 kullanıyordum. Nexus 5 kullanıyorum. Daha sonrasında o telefonum bozuldu. Bir telefon alayım dedim. iPhone 7 aldım. Herhangi bir özel nedeni yok. Yani Android olsa olmaz mı? Nexus 5 vari bir telefon bulsaydım ham Android kullanabilirdim. O dönemde de Google'ın bir telefonu vardı, Pixel. O da Türkiye'de yok gibiydi. Vardı ama fiyatı çok yüksekti. Bulurduk oğlum sana. Doğru diyorsun abi ama yani fiyat olarak da iPhone 7'den daha pahalı olacaktı. Ben de iPhone 7 aldım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim abi. Eray'cim sorumuzu duydun. Kendi telefonum iPhone 10. Evet, bayağı da önünde 4 tane telefon var. Bunlar test için kullandığımız cihazlar. Neden iPhone peki? Ben daha önce Android kullanıyordum. Hatta Android'i bayağı savunuyordum. Deneyeyim dedim hani iPhone'un nasıl olacağını. Biraz daha performanslı buldum açıkçası. Eyvallah. Android'ler ne için? Android'lerde biz iki platformu da uygulama geliştiriyoruz. Burada iPhone 6 da var. Onları da test etmek için kullanıyoruz. Adamın bilgisayarında bile iPhone açık burada. Her yerde iPhone var.
O zaman Ahmet'e geçiyoruz. Ahmetciğim. Ben iPhone 6 Plus kullanıyorum. Daha önce de iPhone kullanıyordum. Memnunum iPhone kullanmaktan. Yani önceki telefon 5S'ti. Rahat geliyor bana. Kullanımı kolay geliyor bana. Peki 6 Plus'tan boyutu için mi hani? Ya daha önceki telefon daha küçüktü. Biraz daha büyük olmasını istediğim için Plus tercih ettim. Tekrar devam eder misin Plus'tan? Plus'tan devam etmem. Şu an zorlanıyorum biraz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Var mı eklemek istediğin? Yok, teşekkür ederim. 6 Plus'ı öneriyor musun ya? 6 Plus'ı öneririm ama biraz tabii yavaşladı. Şu an yeni cihazlarda çıkınca biraz daha yavaş. Mesela PUBG oynatıyor mu hala? PUBG oynatıyor evet. Ya tamam, PUBG oynarken sıkıntı olmuyor. Oyunlarda problem yok. Evet Malicim, hangi telefon neden? Bende de 7 Plus var. Daha niye çok... böyle hepiniz Plus'çısınız? Hem ekran büyüklüğünden hem de işletim sisteminden. Memnunum. Tek sıkıntısı biraz şarj erken bitiyor. Gördüğün gibi kabloya takıldı zaten, şarja takılı. Acaba sürekli ona takılı olduğu için pil ölmüş olabilir mi? Sürekli takılı tutmuyor ama yine de erken bitiyor. Plus ama memnun değilim diyorsun yani. Yok memnunum ya, memnunum. Kamerası falan gayet güzel. Doğru, memnunum. Öyle. Aynen memnunum. Benim gayet memnun değil. Memnunum ya, memnunum. Bir tek şarjından memnun değilim o kadar. Ben memnun zaman... değilsin yani. Evet. Memnunum, memnunum ya, memnunum. Oğlum sen niye kafa karıştırıyorsun arkadan ya? Bir tek pilinden memnun değilim. Neyinden memnunsun? İşletim sisteminden, kamerasından, arayüzünden. Pilinden memnunsun. Tamam, anladığımıza göre arkadaşlar Mali telefondan memnun değil. Evet, ben de kararı getireyim. Mali memnun değil. Mali memnun musun, değil misin? Memnunum. Tamam, değilmiş. Hadi o zaman dışarı çıkalım ve videoyu inceden kapatalım. Ve böylece arkadaşlar bütün ofise sorduk, telefonlar nelermiş öğrenmiş olduk. 3 yılda, 3,5 yılda neler değişmiş oldu onu da görmüş olduk. Bir önceki videoda ben yoktum. O zamanlar daha henüz Webtekno'da çalışmıyordum arkadaşlar. Doğal olarak bende bir seyir göremediniz ama diğer bütün arkadaşların nereden hangi telefona geçtiklerini görmüş oldunuz. Bu arada sizler de kullandığınız telefonları mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım genel olarak takipçilerimiz neler kullanıyor, bunu da öğrenmiş olalım diyerek videomuzu artık kapatalım. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bundan ben butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz.